Verdiğiniz kararın milletimiz için, sizin için, bizim için, insanlık için, ümmet için, Türk İslam coğrafyası için hayırlara, güzelliklere, gelişmelere, iyi gelişmelere vesile olsun inşallah. Ve hükümeti de ve sizin kararınızı da tebrik ediyorum. Siyaset ve demokrasi bunu gerektirir. İnsanlar hiçbir zaman milletin sözünün üstüne söz söyleyemezler. Ben bu hükümetin milletimiz için mutlak anlamda başarılı olmasını isteriz. Yani tutup da başarısız olsunlar, şöyle kötülükler olsun, böyle şeyler olsun, oradan kendimizi nemalanalım istemeyiz. Dün söylediklerimizi dikkate alırlarsa, dün söylediğimiz ikazları kulaklarına küpe yaparlarsa, ben bilirim demezlerse Türkiye kazanır. Türkiye kazanır. Bu sebeple acı reçete elbette Türkiye'yi beklemektedir. Ben bunun farkındayız. Türkiye bütün seçim dönemlerinde aynı manzarayla, aynı tabloya karşı karşıya. Hükümet eden güç boca yapar bütün parayı, devletin bütün imkanlarını kullanır. Hazinede para kalmaz. Sadece seçim odaklı bir ekonomi gündeme girer. Kazanmak dışında hiçbir düşünceleri yoktur. Sadece bu hükümet için söylemiyorum. Gelmiş bütün hükümetlerin yaptıkları bu. Sonra dönerler tam takır bir hazine, millete gerçekleri söylemezler, hakikatleri ifade etmezler. Ondan sonra zam üzerine zam, arkasından zorluklar başlar. Yani kendi ekseni etrafında dönen bir dolap beygiri gibi Türkiye'yi döndürüp dururlar. Şu anda da 3 aşağı 5 yukarı üzülerek ifade edeyim ki manzara aynı. Dün söyledikleri ve ortaya koydukları manzarayla bugün milletin karşı karşıya olduğu gerçekler aynı değil. Siz gerçeklerle hareket etmek zorundasınız. Hele iktisat ve ekonomi gerçekleri ıskalayan hiçbir görüşü, düşünce, yaklaşımı kabul etmez ve sizi ağzı üstü keptirir. Şu anda daha elif harfindeyiz. B'ye geçmedik. Görecekleriniz geride. Yaşayacaklarınız geride. Ne yazık ki üzülerek ifade edeyim. Eğer realiteyle hareket etmez, geçmişte olduğu gibi ben bu işi bilirim, ben bu işin ustasıyım, ben yeni bir ekonomik model ortaya koyuyorum, faiz sebep, enflasyon sonuçtur derse sonuçlar aynı olur. Umut ederim ki şu an yeni gelen ekonominin başındaki ekip dünyadaki ve ekonominin gerçekleri ışığında hareket eder. Kendi kafalarına göre, kendi heva heveslerine göre ekonomi yönetmeye kalkmazlar veya emirle ekonomi yönetmeye kalkmazlar. Emirle ekonomi yönetilmez. Para asker değil ki. Para daha çok üreyeceği yere doğru gider. Bu bir kural. Daha çok rahat edeceği, huzur bulacağı yere doğru gider. Para odur. Üremek ister. Onun için değerli kardeşlerim, artık Türkiye'nin şapkasını önüne koyup gerçekler ışığında bir geleceği kurması gerekir. Ama buradan iddia ediyorum. Kim ne diyorsa desin. Yeni seçimden çıktık. Bu kafayla, bu anlayışla, bu yapılanlarla eğer değişiklik göstermezlerse, eğer ray değiştiremezlerse, eğer tavır geliştiremezlerse Türkiye'nin bu şartlarda 1,5 yılı, 2 yılı, 3 yılı görme şansı yok. Öyle bir şans yok. Borçla, borcun ödendiği bir sistem uzun süre yaşayamaz. Kaldı ki muhataplarınızla oluşturduğunuz ilişki güven üzerinedir. Eğer o güveni kaybederseniz, ben borcumu ödeyemiyorum noktasına geldiğinizde işinizin yavaş yavaş başkalaştığını göreceksiniz. Ama geçmişten bu tarafa şöyle bir göz attığımızda asgari ücretin kurban karşısında dahi nasıl eridiğini çok açık net görebilirsiniz. Alım gücünün ne kadar aşağılara doğru ittiğini ve gerilediğini çok rahatlıkla müşahede edebilirsiniz. Eskiden asgari ücretlinin birkaç tane kurban aldığı bir dönemden şu an kurban alamadığı, kurban kesemeyeceği bir döneme doğru gidiyoruz. Bu gerçekle
bu millet ne yazık ki yaşamak zorunda bırakıldı. Ben bütün olumsuzluklara rağmen inşallah inşallah Türkiye'nin bu badireden, bu çukurdan, bu tünelden çıkmasını umut ediyorum. Kafaları değiştirirlerse, anlayışları değiştirirlerse, başkalarını düşman ilan etmezlerse, kendilerine oy verenleri Müslüman, vermeyenleri gavur ilan etmezlerse, oy verenleri bu ülkenin has evladı, vermeyenleri üye evladı ilan etmeye devam etmezlerse Türkiye kazanır. İnşallah kafayı değiştirirler. Değiştirmezlerse ne olur? İşte yaşadıklarımızı tekrar tekrar görmeye devam ederiz. Bu kafalar sırf bir oy uğruna, sırf kazanmak uğruna ikiye böldü milleti. Söylemek zorundayım. Kimse kusura bakmasın. Kimse kahraman falan değil. Kimse buradan kendisine bir hikaye de çıkarmasın. Yarın tarih yazacak. Milleti birbirine düşürmenin anlamı yok bir oy için. PKK bu süreçte dağdaki PKK'lılar, dağdaki caniler ne yazık ki, üzülerek ifade edeyim, sanki bilinçli bir şekilde seçime müdahale ettiler. PKK seçimin sonucunu belirledi. PKK seçimin sonucunu belirledi. Ve buna da çanak tutanlar, alkış tutanlar oldu. Ne yazık ki. Ben bu gerçekleri milletimize önümüzdeki günlerde böyle döne döne anlatmak zorundayız. Oyun içinde oyun oynamaya gerek yok. Bazı hakikatlerin farkındayız. Sırf bir gelecek kurmak için bir dönem birkaç insanın, bir anlayışın, bir iktidarı Türkiye'nin geleceği midir? Biz bölmeden, böldürmeden, birimizi ayırıp ve birimizi şu veya bu şekilde iteklemeden, ötekileştirmeden geleceği kurmak zorundayız. İktidarların temel ödevi de bu. Bizi bir yerde tutmak, bir arada tutmaktır. O uğruna bizi kimse bölmemeli. Kimse o uğruna bizi şu veya bu şekilde bölmemeli. Sen benim partilimsin, burada iş yaparsın. Sen benim partilim değilsin, ben burada sana iş vermem diyen anlayış tam da 40'lardaki CHP gibidir işte. Ne farkınız var? Ne farkınız var? Bu anlayışların bu ülkeye verebileceği hiçbir güzellik yok. Bu anlayışlardan derhal uzaklaşılması gerekiyor değerli arkadaşlarım. Şimdi seçimi bitirdik. İktidarın da muhalefetin de elini şöyle kafasını elinin arasına alması lazım.